Doğuyu ve batıyı her yönüyle kavramış büyük bir düşünür. Sadece kendi zamanının değil, gelecek yılların da fikri dünyasını inşa etmiş benzersiz bir isim. İslam düşünce geleneğinin son büyük temsilcilerinden Allame Muhammed İkbal. Bütün İslam coğrafyasında kuşkusuz onun ismi çok özel bir yerdedir. Allame Muhammed İkbal, bugünkü Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Sialkot kentinde hayata gözlerini açtı. Muhammed İkbal henüz çocuk yaştayken Kur'an eğitimine başladı. İkbal, hocalarının yönlendirmesiyle İslam edebiyatı alanında eğitim aldı. Lahor'da yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Government College'inde öğrencilerine felsefe eğitimi verdi. İkbal'in bütün hayatı bir İngiliz sömürgesi olan Hindistan'da geçti. Muhammed İkbal, kendi coğrafyasını ve aynı zamanda bütün İslam coğrafyasını sömüren Batı kültürünü yakından görmek için İngiltere'ye gitti. Burada dönemin ünlü filozoflarından Batı felsefesini öğrendi. Avrupa'da uzun yıllar yaşamasına rağmen İngilizlerin kendisine verdiği Sir unvanını hayatı boyunca hiçbir zaman kullanmadı. İlerleyen yıllarda doğduğu topraklara geri dönerek kendine özgü direnişini sürdürdü. Muhammed İkbal, 1900'lü yılların başlarında zirvesine ulaşan Batı kökenli emperyalizmle hayatı boyunca mücadele etti. Hindistan'daki Müslümanların sorunlarıyla uğraştığı kadar, Kurtuba Camii'nin ruhu içinde sonsuz bir mücadele içerisinde oldu. Avrupa topraklarında İslam'ın varlığının en büyük kanıtı olan Kurtuba Camii için yazdığı şiirler, bugün bile ruhumuzun en derinlerine dokunmaktadır. Ey Kurtuba! Yıldızlara göre senin zeminin gök kubbe gibidir. Binlerce ah ki asırlardır senin fezan ezansız beklemektedir. Allame Muhammed İkbal, yaşadığı müddet boyunca direnişçi ruhuyla İslam toplumlarını Batı mezalimine karşı örgütlemeyi hedeflemiştir. O şiirleriyle, fikri dünyasıyla İslam'ın birliğini savunurken, aynı zamanda fiziki olarak Kurtuba'dan Afrika'ya bütün İslam coğrafyasını adım adım dolaşmıştır. Muhammed İkbal gidemediği Müslüman coğrafyalarına ise adeta ruhuyla gitmiş, gönlüyle bu coğrafyaları gezmiştir. Çileli yaşantısına rağmen mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. İkbal, en büyük hayali olan bağımsız Pakistan İslam Cumhuriyeti'ni göremeden 21 Nisan 1938 yılında ebediyete intikal etti. İkbal, Anadolu coğrafyasında da fikirleriyle hep diri kalmış bir mütefekkirdir. Onun düşünceleri bütün İslam aleminde kendine yer bulsa da, Muhammed İkbal, Anadolu insanında daha derin izler bırakmıştır. Çünkü onun düşünce dünyasını oluşturan alimlerin en önemlisi, hiç şüphesiz Anadolu'dan yayılan bilgi ışığı Hazreti Mevlana olmuştur. İkbal, Mevlana'yı ve onun düşünce metodunu adeta fikir dünyasının mayası olarak görmüştür. Mevlana onun için bir kaynak olmanın ötesinde çileli yaşantısına dost olmuştur. Özellikle Hazreti Mevlana'nın yaşadığı çağda İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi İkbal de kendi çağında yaşamıştır. Hazreti Mevlana Moğol istilasında nasıl derinden sarsılmışsa, İkbal de hiç şüphesiz Batılı istilacıların ülkesini talan etmesinde aynı duyguları yaşamıştır. Bugün Konya'nın ebedi simgesi Hazreti Mevlana'nın dergahının hemen yanı başında duran Allame Muhammed İkbal makamı, gönül diliyle tanışan bu iki dostun bir simgesi niteliğindedir. İkbal'in Türk insanının hatıralarında derin, farklı bir yeri daha vardır. Milli mücadele döneminde Türk halkı bağımsızlık savaşına giriyordu. Kısıtlı imkanlarla Türk milleti emperyalizme karşı koyuyordu. Sadece Anadolu'da değil, tüm cephelerde Türklerin sürdürdüğü bu amansız direnişe
İkbal kayıtsız kalamazdı. İkbal, çağdaşı olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden Anadolu'da olan biteni takip ediyordu. Akif'le mektuplaşıyor, İslam'ın son kalesi Anadolu'yla uzaktan da olsa hemhal oluyordu. Büyük İslam düşünce tarihinin mütefekkirleri aynı kaynaktan beslendikleri için hiç karşılaşmasalar da anlamda birlikte olabiliyorlardı. Hazreti Mevlana, Muhammed İkbal, Mehmet Akif hepsi Hazreti Muhammed'in nuruyla fikir dünyalarını aydınlatıyorlardı. Muhammed İkbal kilometrelerce öteden Türk milleti için sürekli eylem halindeydi. Hindistan'daki Müslümanları birliğe davet ediyor, kardeşin kardeşe yardım etmesi gerektiğini en etkileyici şekilde anlatıyordu. Anadolu'nun zaferi için etrafındakileri örgütleyerek ne varsa topladı, toparladı, buldu, buluşturdu. Gelinlik kızlar çeyizlerini, öğrenciler harçlıklarını, evinde iki ekmeği olan bir ekmeğini İkbal'in örgütlemesiyle Anadolu'ya gönderdi. Çünkü Pakistan halkı biliyordu ki Anadolu'nun zaferi İslam'ın zaferiydi. Türk insanının bu çetin mücadelesini Muhammed İkbal gurur ve gözyaşıyla takip etti. Çanakkale cephesine destek için toplanan yüz binlerce Pakistanlı Müslümana Muhammed İkbal derin hissiyatıyla sesleniyordu. Türk milleti Muhammed İkbal'in vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen onu ve Pakistan halkını hiçbir zaman unutmadı. O gün Lahor meydanında toplananlara hitap edenlerden biri de şair yazam Muhammed İkbal'dir. Muhammed İkbal o kürsüde büyük bir hicap içerisinde birkaç gün önce gördüğü bir rüyayı anlatır. Rüyasında Peygamberi Zişan Efendimiz'i aleyhissalatu vesselam gören İkbal hissiyatını dizelere şöyle döker. Dedi Hazreti Muhammed, cihan bahçesinden bana bir koku gibi yaklaştın. Söyle bana hediye olarak ne getirdin? Dedim ki ya Muhammed, dünyada yok rahatlık. Bütün özlemlerinden umudu kestim artık. Varlık bahçesinde binlerce gül ve lale var. Ama ne renk ne koku. Hepsi de vefasızdır. Yalnız bir şey getirdim. Kutlanmıştır tekbirlerle. Bir şişe kan ki eşi yoktur. Namusudur. Vicdanıdır. Buyurun bu Çanakkale şehitlerinin kanıdır.